Şeytanın Allah'a sığınırım. Bak diyor ki Allah, çeşitli meyveler onlara ikram, onlar ikram görenlerdir diyor cennette müminler. Nimetlerle donatılmış naim cennetlerinde birbirine karşı tahtlar üzerinde otururlar. Böyle karşılıklı otururlar diyor cennette Allah. Kaynaktan doldurulmuş kadehler çevrelerinde dolaşır. Gılmanlar ve huriler, yani kadın ve erkek güzel varlıklar, insanlar. Onlara hizmet ediyor. Kadehler çevrelerinde dolaşır. Bembeyaz içenlere lezzet veren bir içki. Bunun bu nasıl bir içki olduğunu ahirette göreceğiz. Onda ne bir gaile vardı ne de kendilerine geçip akılları çelenir. Yani alkol etkisi meydana getirmez, zarar vermez diyor Allah. Ama çok hoşlarına gideriliyor. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Bakın bakışlar. Kadında en etkileyici, en güzel şey, erkekte de en güzel etkileyici şey bakıştır. Kur'an buna dikkat çekiyor. Yani çünkü Allah'ın nurunu taşır insan gözü. Allah'ın nuru akar insanların gözünden. Yani gerçek sevgi varsa onun ta benliğine, derinliğine kadar akar o sevgi. O çok önemli, büyük nimet olduğu için bak Allah öncelikle bunu yalnızca eşlerine çevirmiş. Ve iffet. Sadece ona ait olması çok etkileyicidir. Mesela herkese ait olan bir kadın insanı etkilemez. Yani çok ağır ama kendine helaliyse ve ona aitse çok derin etkilenir. İri gözlü diyor. Hurul in, yani güzel gözlü, etkileyici gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi çarpıcı ve pürüzsüz, cilt düzgünlüğüne Kur'an dikkat çekiyor. Ciltleri son derece pürüzsüz ve güzel olacak diyor Allah. Bu dünyada biliyorsunuz nasıl uğraşıyor insanlar cildi düzgün olsun diye. Değil mi? Ne çekiyorlar? Ah severim ben senin o güzel canını. Böyleyken kimi kimine yönelmiş olarak birbirine soruyorlar. Bir sözcü der ki benim bir yakınım vardı. Derdi ki sen gerçekten doğrulayanlardan mısın? Yani gerçekten inanıyor musun diyor Allah'a, dine diyor. Derken bakıverdi diyor, onu çılgınca yanan ateşin ortasında gördü. Yani inkarcı arkadaşlarını da diyor, ahirette cennette görecekler diyor. Bir ekran gibi bir yerden cehennemdeki insanları da göreceğiz. Yani ondan alay edenin sonunu Allah ona ahirette göstertecek. Kur'an da buna işaret ediliyor.